Merhaba arkadaşlar, Fertucu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizle birlikte Wunhub üzerinde bulunan First Blood isimli makinenin zafiyetlerini tarayacağız. Açıkçası bu makine oldukça basit. Hatta bayağı basit. Bayağı basit olmasına rağmen neden çözeceğiz? Arkadaşlar yeni başlayan bu işe arkadaşlara güzel bir kılavuz olacağını düşündüğüm için bu makineden gitmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Bu makinenin özelliği şu, öğretici şekilde gidiyor. Hiçbir zaman bu kadar büyük ipuçlarını bulabileceğiz bir makine bulamazsınız. Gelin birlikte bakalım nasıl çözeceğiz arkadaşlarım. Öncelikle ben bir kendi sitesi üzerinden incelemek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, 2020 makinelerinden bir tanesidir. Burada bunu yapan kişi de vardır. Yani kim bu makineyi oluşturmuş arkadaşlar. Description, yani açıklama kısmında da zaten burada da özellikle yazmış arkadaşlar çok basit olduğunu ve size yardımcı olacağını da, friendly, dostça bir olacağını ve bol bol yardım ederek gideceğini bahsetmiş değerli arkadaşlarım. Dilerseniz hemen işlemlerimize başlayalım değerli arkadaşlarım. Ben yine VirtualBox üzerinden kullanacağım. Makinemi de aktif hale getiriyorum ve işlemlerimize başlayalım değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, ilk olarak IP taraması yapacağız. Ben köprü modunda kullandığım için yine komutum netdiscovery diyeceğim. IP adresi ve @1 ile arama yapacağım. Bakalım IP adresi neymiş. Evet, yakaladık arkadaşlar. IP adresimiz burada yazıyor değerli arkadaşlarım. Evet, hemen arkadaşlar web sitemizi açıyoruz. Bakalım nasıl bir siteyle karşılaşacağız. Bir onu görelim. Evet, 192.168.1.107 dedik arkadaşlar. Evet, welcome to First Blood. Önce biz bir karşılama mesajı karşıladı değerli arkadaşlarım. Şurada dikkat edin ne diyor. CTRL-U'ya basarak sayfanın kaynak kodlarını görebilirsiniz diyor arkadaşlar. İster bu böyle kullanırsınız ya da değerli arkadaşlarım sağ tıklayıp böyle de kaynak kodları görebilirsiniz. Evet, biz bakalım. Evet, ipucusu burada değerli arkadaşım. Rambo'ya gidiyor. Arkadaşlar aslında bu tip şeylerde, bu tip site taraması yaparken, hani alt pencereleri veya alt dosya tarama yaparken başka programları kullanmamız gerekiyor. Ancak bu çok 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 basit bir makine olduğu için ben burada komutları aşmadan, komutlar bize ne diyorsa o şekilde gitmeyi düşünüyorum değerli arkadaşlar. Tabii ki bu normalde bu tip makinelerde test yaparken değerli arkadaşlarım asla ve asla bu kadar büyük bir ipucu size verilmez. Hemen kopyalıyorum bunu. Evet, Rambo buradaymış arkadaşlar. Şimdi burada bir Mmap taraması yapabileceğimizi söylüyorlar. Hemen Mmap. Arkadaşlar şu dikkat etmemiz gereken şey, IP'mizin, bizim makinemizin IP'siyle değiştirmemiz gerekiyor. Mmap dedim. 192.168.1.107 dedim. Evet, 80 portun açık buldu, ancak 80 port zaten bizim girdiğimizdir. Buradaki zaten hile de burada söylemiştir. Ne demiş ki, diğer portların da taraması yapılması için P parametresinin girilmesi gerekiyor arkadaşlar. Hemen ben buraya şuradan P parametresi giriyorum. Evet arkadaşlar, burada da bir yeni port yakaladık, 60.022 diye. Ancak bununla ilgili servisi unknown, yani bilinmeyen servis olarak görünmekte arkadaşlar. Devam edelim. Diyor ki siz daha sonra diğer portu bulduğumuzu belirtiyor. Nikto aracını kullanarak bu sefer de değerli arkadaşlarım arama yapacağız. Evet arkadaşlar, bu işlem birazcık sürebiliyor. O yüzden ben videoyu, bu kısmını biraz daha hızlandırmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, Nikto taramamız bitti. Burada bir tane sayfayı gördük. Robot tekstinin içerisine buna girebileceğimiz gibi bir veri aldık. Hemen şunu şöyle kopyalıyorum. Copy selection diyelim. Bakın normalde bu kadar basit olmaz. Ancak bu makine size bir şeyleri öğretmek için var. Şimdi çok güzel. Şimdi değerli arkadaşlarım,
Burada bir Clev komutunu göreceğiz. Bu Clev komutu kelime dizini üretmemiz için olacaktır. Burada da bunu anlatmak istiyor. Değerli arkadaşım, yani sayfadaki bütün kelimelerden bir word list oluşturmayı bize sağlayacak. Şimdi hemen dediği gibi yapalım. Reis ne derse o. Şimdi pest dedik. Değerli arkadaşlar, burada düzeltmemiz gereken bazı şeyler var. Öncelikle ben şunu Word dosyamızı değiştireceğim. Bir konum belirleyeceğim. Root diyeceğim. Desktop diyeceğim. First diyeceğim. Text'te diyelim. Yani benim dizinim root içerisinde, desktop'ta, yani masa üstünde first text'e kayıt olmasını istiyorum. Arkadaşlar, şurada hemen IP'yi mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu IP bizim makinemize değil, bize yardımcı olan makineye alınmalıdır. Evet. Enter işlemini başlattık. Evet. Böylece mevcut sitedeki bütün kelimeleri Word olarak kaydetti. Bir kontrol edelim değerli arkadaşlarım. CD. Bu parametre zaten klasör açmak için yarıyor. Evet. Dikkat ederseniz burada birçok kelime var. Bu kelimeleri ne yapmış oldu? Böylece kaydetmiş olduğu mevcut yere. Şimdi tekrar sayfamıza gelelim. Arkadaşlar, burada bunlarla ilgili, yani bu Clev komutunu nasıl kullanacağımızla ilgili bilgiler vermektedir. Mesela W parametresinin bir output, yani çıkışı olduğunu, yani nereye kaydediyorsun veriler. Deep ne kadar derinlikte bir araştırma yapsınla ilgilidir. Bu M parametresi ise, arkadaşlar bazen İngilizce konuşuyorum, bazen Türkçe söylüyorum ama bence konuşurken Türkçe konuşmak daha iyi, ama alışkanlıktan dolayı özür diliyorum bu noktada. MD ise, değerli arkadaşlarımsa, en az ne kadar uzunlukta bir kelime uzunluğu olsun diye diyor arkadaşlar. Daha sonra da web sitenin kendisini yazıyoruz. Şimdi bunları yaptıktan sonra gitmemiz gereken diğer sayfanın SSH HTML olduğunu görüyoruz. Hemen onu şuraya yazalım. Kelimeyi zaten çıkartmıştık arkadaşlarım. Bir şeyde hata yaptım. Ah, pardon. Şöyle yapacağız. Bunun devamında bir SSH HTML olacak. Evet. Değerli arkadaşım, burada bir SSH login ile ilgili bilgi veriyor. Daha doğrusu SSH login için brute force ataklarından bahsedecek. İşte arkadaşlar, Hydra bu brute force'lardan bir tanesidir değerli arkadaşlarım. Sürekli deneme yapar SSH üzerinden. Şimdi birlikte bakın, az önce 60.022 portunu biz bilmiyorduk. Ancak burada bir SSH bağlantısı olduğunu da görmüş olduk. Hemen burada parametrelerden giderek anlatalım. Tire L kullanıcı adı, tire P password, yani şifrenin dosyası arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, S ise hangi portlar için, S parametresi kullanmazsınız arkadaşlar, portumuz ne olacaktır? 22'dir. Evet. Trust'a ilgili de go faster, yani daha hızlı olmasını sağlayacaktır değerli arkadaşlar. Şimdi direkt bunu kopyalıyorum. Kopyaladım. Geldim buraya. Paste dedim. Şimdi düzenleme vakti. Değerli arkadaşım, hatırlarsanız önce word listimizi nereye kaydetmiştik? Oradan düzenleme yapalım. Root. Desktop. Daha sonra değerli arkadaşlarım, IP'yi düzeltelim. Evet. Evet, işlemimize başlayalım. Arkadaşlar, bu işlem birazcık sürecektir. Sizin vaktinizi daha fazla almamak için bu kısmı da hızlandırıyorum. Evet değerli arkadaşlarım, SSH'ımızı, login ve password'umuzu buldu. Artık Ctrl C ile durdurabiliriz. Çünkü artık elimizde verilerimiz var. Sayfayı tekrardan açıyorum. Evet, daha herhangi bir şey söylemesine gerek yok. Biz hemen bakalım SSH'tan neler göreceğiz. İçerimize girin, yani sistemimize bir sızalım. SSH.
Diğer arkadaşlarım port girmemiz gerekiyor. Portumuzu mutlaka girmemiz gerekiyor değerli arkadaşlarım. Pardon, parametre hatası yaptık. Port parametre girecektik. Evet, bana yes diyoruz değerli arkadaşlarım. Password ise de passwordumuz burada yazıyor zaten. Vietnam copy selection dedim. Paste dedim. Hop, içerideyiz değerli arkadaşlarım. Şimdi bakalım ne varmış dostum gördük. Evet. Şimdi değerli arkadaşlarım burada bir kod dizini vermiş. Bu kod dizininde neler yapabileceğimizle ilgili. Evet değerli arkadaşlarım. Burada root için şu dizine girmemiz gerektiği gibi bilgi aldık. Hemen deneyelim. CD var. Evet değerli arkadaşım, burada birkaç dosyamız bulduk. Bu dosyayı birazcık kurcalamamız gerekiyor. Evet. Şimdi civcivli kısıtlardan bir tanesine geldik değerli arkadaşlarım. Burada neler bulabileceğimizle ilgili bize yine bir ipuçları veriyor. Diyor ki değerli arkadaşlarım gizli dosyaları bulabiliriz. Benim tarafından okunabileceğini söyleniyor. Bakalım nelerimiz var. Ya arkadaşlar aslında bu noktalarda birazcık pratik gerekiyor. Bu pratiklerle aslında biraz daha oturuyor kafanızda. Şu an hani anlattığım şey sizin için birazcık daha havadaymış gibi duruyor ama dediğim gibi zaman geçtikçe bunlar daha net bir şekilde sizlere faydalı olacaktır değerli arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, bundan sonra kodlarımızı yazmaya devam ediyoruz. Name dediği kısım yani bizim makinemizi kullanıcısı olan. Aman Allah'ım, bir sürü dosya çıktı. Evet, bu kadar dosyanın içinden çıkmanız mümkün değil. Evet, bu işi bir daha değiştirmemiz lazım. Şöyle yapalım. Evet, burada bir şu komutu göreceğiz arkadaşlarım. Daha doğrusu type'ladığınızda değiştirmemiz lazım. Yani arkadaşlarım şu dosyaları yazdırmamızı isteyeceğiz. Tekrar yapalım. Biz kopya yapıştır yaparak biraz daha işimizi hızlandıralım. Evet, bir tane Opt'un içinde bir yetme olduğunu görüyoruz. Şu an bilgisayar taranmaya devam ediyor. Başka çıkacak mı bakalım. Evet, birkaç tane daha çıktı. Değerli arkadaşlarım zaten buna giriş yapmıştık. İlk girdiğimiz yer burasıydı. Daha sonra buraya girdik. Şu an buradayız. Ve gitmemiz gereken diğer yer burası değerli arkadaşlarım. Hemen yapalım. CD Opt diyelim. Cat. Evet. İlk yüzerimiz ve şifresini aldık arkadaşlarım. Hemen bu ismin, pardon, şifresini kopyalayacağım. Copy selection. Arkadaşlar buradan sonra girmek için su parametresi, evet, kullanıcı adı diyoruz. Password ise de paste diyorum. Evet. Dikkat edin. Johnny'nin yerine Blood geldi. Devam ediyoruz. Hemen onun dosyasına gitmek istiyorum. Pardon. CD Home. Aslında burada bize bir ipucu daha yakalamış olduk. Bir sonraki de kullanıcında Sly olacağını görüyoruz arkadaşlarım. Çünkü ilk banlarken Johnny'ydi. Şimdi Blood'dayız. Bakalım cat diyelim. Evet. Şimdi değerli arkadaşlarım, burayı okuduğumuzda home path'ını diğer dosyaların olabileceğini görüyor. Hemen bir home path'ına geri dönelim.
Homepage'ındayız arkadaşlar. Dikkat edin, şurada hemen görmektesiniz. Evet, şimdi şöyle yapalım. Evet, Slime'ın içine girdik. Cat. Dediğim gibi hani normalde bu şekilde bir zafiyet çözümü olmaz. Biz sadece aşama aşama gidiyoruz değerli arkadaşlarım. Şu komutu çalıştırın diyor. Evet değerli arkadaşlarım. Hemen komutlara dikkat edersek arkadaşlarım, bakın burada bunu okuyabildiğimizi söyleyebilir. Ancak bunda herhangi bir yetkimizin olduğunu göstermiyor. Değerli arkadaşlarım. Şimdi al diyelim. Değerli arkadaşlar, yani biz ne yapabiliyoruz? Bizim kullanabileceğimiz komutlar, yani makinemizde nasıl komutları çalıştırabileceğimizi görüyoruz. Dikkat edin arkadaşlar. Burada bincat ve noname ediyormuş. Burada Silly'nin bincat üzerinden bu dosyayı çalıştırabileceğini söylüyor. Sudo user, yani kullanıcısı neyi kullanabiliyor bu? Yani cat biliyorsunuz arkadaşlar yazdırma parametresidir. Bir deneyelim. Evet, bulutun şifresini istedi arkadaşlar. Su linkini istemedi. Paste diyorum. Enter diyorum. Evet, girdik. Şimdi arkadaşlar az önce paste yaptım. Direkt girdik. Çünkü ben sadece Blood'un şifresini kopyalamıştım. Yani aslında benim paste yaptığım şey Blood'un şifresidir değerli arkadaşlarım. Evet. Girdik. Şu an burada kendi şifresini verdi. Sylvester Stallone. Yani güzel bir makine yapmış açıkçası. Evet. Hemen arkadaşlar ben account'umuzu bir değiştirelim. Evet, Selen'in içerisinde değerli arkadaşlarım. Bize buradan böyle bir yetkileri... Evet, şu site çok değerli arkadaşlarım. Onu da geçeceğiz şimdi. Yetkilerin neden olduğunu görmek istiyorum ben. Çok güzel. FTP üzerinden yetkileri olduğunu gösteriyor bize. Değerli arkadaşlarım, ben bunu şu site üzerinden taramak istiyorum. Şimdi birlikte bakalım. Değerli arkadaşlarım, makinemden kopyaladığım linki yapıştırdım. Bu benim en çok kullandığım sitelerden bir tanesidir. Yani bulmuş olduğumuz yetkilendirme noktasında şöyle hemen FTP yazıyorum. Evet, şöyle girdik değerli arkadaşlar. Shell almak için nasıl bir komut uygulayacağımızı anlatmış burada arkadaşlar. Basit bir komut. Aynen söylediği şekilde yapıyoruz. Bakalım Shell'imize root yetkisi alabilecek miyiz? Kaleye geçtim değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada ufak bir hata yaptık. Yazmamız gereken komut. Evet, sonra senin şifresini girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şifre burada kayıtlıydı. Copy. Çünkü Selenium kendisi bir sudo değil, yani yetkilendirmiş birisi değil. Evet, FTP'ye girdik değerli arkadaşlarım. Şimdi değerli arkadaşlarım, biz kim olduğumuz zaten burada yazıyor. Artık root yetkisi almış bulunmaktayız. Ama biz yine de kontrol ediyorum. Biz kimiz? Biz root'uz arkadaşlar. Hemen ls diyelim. Evet arkadaşlar, böylece first blood makinamız root edildi, yani tam erişim sağlandı. Arkadaşlarım açıkçası tekrar söylüyorum, bu kadar basit bir makineyi bulmanız mümkün değil. Böyle bir sisteme sızmanız mümkün değil değerli arkadaşlarım. Böyle bir zafiyet mümkün değil arkadaşlar. Bu bizim pratiğimizi daha fazla geliştirmemizi sağlayacak değerli arkadaşlar. Aslında bu makine bir öğretici bir makinedir. Zaten bayağı kolay olduğunu söyledi. Hiçbir ekstra bilgi kullanmadım değerli arkadaşlar. Tamamen bizi yönlendirdiği şekilde gittim arkadaşlar. Yönlendirdi resmen makine bizi. Biz de o şekilde devam ettik değerli arkadaşlarım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ve tekrarlıyoruz değerli arkadaşlarım. Kanala abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın değerli arkadaşlarım. Hoşça kalın.